Merhaba arkadaşlar. İngilizceye kuş bakışı bakmaya devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, İngilizce konuşabilmek için tense üstü bir yaklaşımla en temelde bu işin mantığını öyle bir anlamalıyız ki, sözel olarak da uygulayabilir kıvama gelelim. Çünkü İngilizcenin en temel mantığı diyerek anlattıklarımız, hangi zamanda konuşursak konuşalım, ufak tefek farklılıklarla ama tüm tenslerde geçerli olan yaklaşımlar. Ve bu videoda işimiz inkli zamanlar, yani sonunda ing takısı olan tensler. Bakın arkadaşlar, İngilizce'de toplam 12 tane tense var. Ve bunlardan 6 tanesi inkli, 6 tanesi ise inksiz yani basit zaman dediğimiz zamanlar. İnksiz zamanlar, içinde ink takısı olmayan, önceki derslerimizde de anlattığımız şema mantığıyla yürüyen tensler arkadaşlar. Yani cümlemiz ister geçmiş, ister geniş, ister gelecek zaman olsun hiç fark etmez. Cümlemizin içinde ya bir action verb olacak ya da bir action verb yoksa cümlemizin içinde o zaman non-action verb grubu diye ifade ettiğimiz be fiilinin uygun versiyonlarından biriyle inşa edilen bir cümle olmak zorunda. Ve bir diğer önemli konu, şemanın iki tarafı aynı cümle içinde asla ve asla yan yana gelmez arkadaşlar. Yani I am dediysem I am diye başlar ve devam eder cümlemiz. I go dediysem I go diye başlar ve devam eder cümlemiz. Ama asla I am go diye bir cümle asla dediğim gibi inşa edemem. Gelelim inkli zamanlara. Dediğimiz gibi toplam 12 tane tensin 6 tanesi inkli tensler arkadaşlar. İçinde ink eki barındıran tenslerde ise aksine şema mantığı yok. Yani action gruptan ya da non-action grup olan be fiilinin uygun seçeneklerinden biriyle ama asla ikisini yan yana getirmeden cümle kurmak mantığı kesinlikle ve kesinlikle artık yok arkadaşlar. Aksine şemanın iki tarafı yan yana geliyor ve bir arada kullanılıyor. Ama kuyruğunda bir ink eki olmak kaydıyla. Yani söz gelimi artık I am ya da I go biçiminde değil, aksine am ve go verblerini yan yana getirerek ama kuyruğuna bir de ink eki ekleyerek yani I am going biçiminde oluşturuyoruz cümlemizi. Ya da past versiyonunu örneklemek gerekirse I was going ya da future'da ise I will be going biçiminde. Dikkatinizi çektiyse be fiilinin uygun biçimi her ne ise o cümle için yanında action verb ve kuyruğunda da ing hepsi bir arada kullanılıyor. Ama üzerinde oynamalar yaparak geçmiş ya da gelecek zaman versiyonlarını, hatta pozitif ve negatif versiyonlarını oluşturduğumuz kısım işin yani cümlenin be kısmı. Genel de olsa, geçmiş de olsa, gelecek de olsa, going kısmı dikkat ettiyseniz hiç değişmiyor. Hep aynı kalıyor.
Hatırlayalım bir kez daha. Ne cümleler kurmuştuk? I am going. Geçmiş olduğunda I was going. Gelecek olduğunda I will be going. Evet, gördüğünüz gibi going kısmı hiç değişmiyor ama I am ya da I was ya da I will be going biçiminde işin be kısmı değişiyor. Ya da I am not ya da I was not ya da I will not be biçiminde negatif yapmak için yine işin be kısmı üzerinde tadilatlar yapıyoruz. Kısaca şemanın iki tarafı yan yana geliyorsa kuyruğunda bir de ing olmak zorunda arkadaşlar. Bir diğer deyişle, ing yoksa şemanın iki tarafı asla ve asla yan yana gelmez. Yani yarım yamalak bir şekilde I am go diye bir şey yok. Am ve go yan yana geldiyse sonunda bir de ing olmak zorunda. Anlam olarak ise ingli tense'ler o eylemin belli bir zamanda, belli bir anda gerçekleşmekte ya da yapılmakta olduğunu vurgular. Bu şimdi de olabilir, yarın öğleden sonra da, dün saat 5'te de olabilir. Geçmiş zamanda ing kullanımı ile ilgili when ya da while cümlelerinin konu anlatım videomuzu tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi arkadaşlar, yeni gittiğiniz bir şehrin kuş bakışı krokisini görür bilirseniz o şehirde asla kaybolmaz. Aksine şehrin sokaklarında semt semt dolaşmaya kısa zamanda alışırsınız. İşte bizim de yapmaya çalıştığımız bu. İngilizcenin kuş bakışı krokisine eğer vakıf olursanız bu yapıları sözel anlamda da son derece doğru ve takılmadan kullanabilir kıvama geleceksiniz. Bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar bir arada olmak üzere. Hoşça kalın.